Bulgaristan doğumlu ünlü kahin Baba Vanga'nın 2023 yılına ilişkin kehanetleri açıklandı. Görme yetisini 12 yaşında kaybeden Baba Vanga, Çernobil nükleer felaketi, Prenses Diana'nın ölümü, 11 Eylül saldırıları ve Brexit gibi önemli olayları doğru tahmin etmesiyle dünya çapında ün kazanmıştı. Tahminleri %85 oranında doğru çıktı. Kör kahin olarak da bilinen Baba Vanga, 1996 yılında ölmüş olsa da adı her yıl öne çıkan yeni öngörüleriyle yaşamaya devam ediyor. Laboratuvar bebekleri. Baba Vanga'ya göre 2023 yılında doğal insan doğumları yasaklanacak. Hükümet liderleri doğumların laboratuvar gözetiminde gerçekleşmesi çağrısında bulunacak. Ebeveynler çocuklarının görünümünü belirleyebilecek ve kimin doğacağına liderler ve tıp uzmanları karar verecek. Nükleer silah. 2023 için yaptığı pek çok öngörü arasında Baba Vanga'nın potansiyel bir nükleer santral patlaması konusunda uyardığı öne sürülüyor. Bu ürkütücü tahmin, Çernobil felaketiyle ilgili diğer tahminin ardından geldi. Bu kehanet, özellikle Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın yaşandığı bu dönemde oldukça korku verici. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin toprak bütünlüğünü korumak için her türlü silahı kullanacağını söylemesinin ardından dünyada nükleer savaş korkusu başladı. Putin dünyanın efendisi olacak. 1979'da yazar Valentin Sidorov'la yaptığı söyleşide Vanga, her şey buz gibi çözülecek, sadece bir tanesine dokunulmayacak, Vladimir'in ve Rusya'nın görkemi. Çok fazla insan kurban edilecek, Rusya'yı kimse durduramaz, her şey onun tarafından yoldan kaldırılacak ve sadece tutulmakla kalmayacak, aynı zamanda dünyanın efendisi olacak, demişti. Yörünge değişecek mi? Baba Vanga'nın 2023 öngörüsü dünyanın yörüngesinde bir değişikliği de içeriyor. Bilim insanları bu tahminin ayrıntılarını belirlemek için çalışıyor. Çünkü dünyanın yörüngesindeki küçük bir değişiklik bile önemli iklim krizlerine ve benzeri görülmemiş hava olaylarına neden olabilir. Nostradamus'un 40 yıl boyunca yağmur yağmayacağı öngörüsü de Baba Vanga'nın tahminini destekliyor. Son bilimsel çalışmalara göre dünyanın yörüngesi Jüpiter ve Venüs nedeniyle az da olsa periyodik olarak değişiyor. Ancak bu değişiklik ne olursa olsun yıkıcı sonuçları olacak. Çünkü gezegenin yörüngesindeki en ufak bir değişiklik bile iklim ve deniz seviyelerinde istenmeyen ve son derece zararlı değişikliklere neden olabilir. Eğer Dünya Güneş'e biraz daha yaklaşırsa artan radyasyon ve yükselen sıcaklıklar felakete neden olabilir. Bu, buzulların hızla erimesine, deniz seviyelerinin yükselmesine ve değişimle başa çıkmak için küresel bir acil durum oluşmasına neden olacaktır. Diğer taraftan, Dünya Güneş'ten biraz daha uzaklaşırsa, saatlerce süren karanlığın olduğu bir buzul çağına girecek ve dünyadaki yaşam için çok farklı bir dizi feci etkiye neden olacak. Güneş fırtınası. Baba Vanga'nın 2023 kehaneti önceki yıllarda da gündeme geldiği gibi dünyayı vuracak eşi benzeri görünmemiş bir güneş patlamasını da içeriyor. Böyle bir durumun yaşanması halinde tüm elektronik cihazlar bozulabilir. Dünya üzerindeki elektrik ve internet sistemleri büyük zarar görebilir. Ayrıca uzaydaki istasyonlar, uydular ve astronotlar da bu durumdan oldukça olumsuz etkilenebilir. Ancak Baba Vanga'nın öngördüğü bu daha güçlü güneş fırtınaları tüm teknolojik sistemlere yıkıcı bir şekilde zarar verecek sistem. Bazı uzmanlar bu boyutta patlamaların dünyayı karanlık çağlara yeniden döndürebileceği görüşünde. Biyolojik silahlar. Baba Vanga'nın 2023 yılına ilişkin öngörüler arasında insanlar üzerinde biyolojik silah kullanılması ve bunun sonucunda çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi ihtimali de yer alıyor. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre biyolojik silahların kullanımı kesinlikle yasak. Baba Vanga'nın öngörüler arasında ayrıca büyük bir ülkenin insanlar üzerinde biyolojik silah çalışmaları yapacağını ve bunun da binlerce insanın ölümüyle sonuçlanması da var.